Gördün mü? Diğer tarafından da katladım. Böylece şekil oluştu. Başka bir öğretmeniniz gelip anlatacak size. Düzgün olacak. Şu uç düzgün olacak. Olmazsa kare olmaz o. Arkadaşlar arkaya gidiyoruz. Diken arkaya gidiyor. Hadi dönüyorum. Gelsene. Gel sen gel. Gri tişörtlü. Arkadaşlar öyle bekleyin. Biz burada okul olarak tüm dünyada biliyorsunuz iklim değişikliği ve küresel ısınma önemli bir konu haline geldi. Gerçekten de çağımızdaki en büyük sorun aslında. Bütün siyasi bir şeylerin, ilişkilerin, iletişimlerin, olayların, savaşların bile üstünde bir konu olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Konyaaltı Plajı Antalya'da. Konyaaltı Plajı biliyorsunuz çok bilinen plajlardan bir tanesi. Ve şu andaki gidişata göre, bilimsel verilere göre dünyada şu anda bütün önlemler alınsa dahi sıcaklığın 2 derece artacağı biliniyor. Yani minimum çekeceğimiz nokta 2 derece civarında olacak. Şu anda beklenen hedef şey ise, beklenen tehlike ise önümüzdeki işte 20-30 yıllık süreçte bunun 4 derece artmasından çok korkuluyor. 2 derece olduğu takdirde dahi, yani minimum bütün önlemler alındığında dahi şu anda bulunduğumuz plajı, Konyaaltı plajını biz kaybediyoruz. Küresel ısınma sebebiyle Konyaaltı sahili kaybolma tehlikesi altında olduğu için çocuklarımıza yenilenebilir enerji ile ilgili olarak bir çalışma yaptırdık. Özellikle de parlak renkleri seçtik ki farkındalığı daha da altını vurgulayalım. Geldik kendileri yaptılar ve yenilenebilir enerjinin ne olduğunu, aslında rüzgar gücünün ne olduğunu kendileri dönüyor dönmüyor. Çünkü neden dönmediği ile ilgili de konuştuk. Bu şekilde bir çalışma yaparak farkındalıklarını sağladık. Çocuklara bugün küresel ısınmanın nelere yol açtığını farkındalık yaratmak için getirdik bugün buraya. Rüzgar gülü yaptık, yenilebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Derslerimize de zaten bir haftadır vurguluyoruz. Kendileri bu çalışmanın içinde zaten olmak istediler. Anlatınca zaten çok heyecanlandılar. Açık konuşmak gerekirse zaten bizim amacımız bu çocukları bilinçlendirip dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırmak bu çocuklar sayesinde. Bunların büyük bir yerlere gelip bu kafa yapısıyla bir yerlere geldiğini görmeyi çok istiyoruz zaten. Onlar da heyecanlılardı bugün zaten. Yani diyebileceklerim bu kadar benim. Hocam 1-2-3 yapın. Bekle. Sera etkisinden dolayı dünyamız sürekli ısınıyor. Ve bundan dolayı da iklimimiz değişiyor. Peki bugün burada ne yapıyorsunuz? Bugün burada biz küresel ısınmayı küresel ısınmaya karşı bir tepki gösteriyoruz. Bugün burada ne yapıyorsunuz? İklim değişikliği ve küresel ısınmaya farkındalık yaratmak için bir proje yapıyoruz. Projenizde neler var? Mesela rüzgar gülleri yaptınız galiba. Evet, rüzgar gülü yaptık. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Peki burada ne mesaj vermek istiyorsun büyüklere? Burada böyle sanayileri, ormanlarımızı yok etmemeliyiz. Ormanlarımız bizim yağmur ve oksijen üretir. O yüzden ormanlarımızı kesersek böyle afetler başımıza gelebilir. Küresel ısınma fabrikalardan çıkan zehirli gazlar gibi olan gazlardan dolayı ozon tabakasına zarar veriyor ve ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarını engelliyor ve ozon tabakası zarar gördüğü için güneşin zararlı ışınları kuzey kutbundaki hayvanların evini yok ediyor. Sen biraz daha geri gel.